Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Obwohl. Hazırsanız dersimiz başlasın. Obwohl deyince ne anlamalıyız? Obwohl arkadaşlar olmasına rağmen anlamına geliyor. Burada arkadaşlar iki cümleyi bir araya getireceğiz ve bu bir araya getiriş Obwohl ile mümkün olacak. Gelin ilk örnekle başlayalım. Mein Sohn kann lesen. Benim oğlum okuyabiliyor, değil mi? Er ist 4 Jahre alt. Gayet anlaşılır, değil mi? O 4 yaşında. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar, oğlum 4 yaşında olmasına rağmen okuyabiliyor. Dolayısıyla obwohl'la başlayabileceğimiz gibi obwohl'u cümlenin ortasına getirip bağlaç olarak da bir araya getirebiliriz obwohl'u. Dolayısıyla aslına baktığınızda obwohl bir bağlaç. Ancak bu bağlacı cümle başına taşıyabileceğimiz gibi cümlenin ortasına da getirebiliyoruz. Obwohl ile başlayacak olsak, obwohl mein Sohn 4 Jahre alt ist, kann er lesen cümlesini görüyoruz. Bakın, obwohl ile başladığında ne olmuş? Fiilimiz sein, ist olarak çekimleniyor ve ne oluyor? Virgülden önce geliyor. Onun ardından tabii burada bir modal fiil olduğu için können, ne olmuş? Kann er lesen ile sonlanmış. Dolayısıyla benim oğlum 4 yaşında olmasına rağmen okuyabiliyor dediğimizde obwohl mein Sohn 4 Jahre alt ist, kann er lesen. Şimdi obwohl bağlacı diyelim. İki cümlenin ortasına taşındığında ne oluyor? Bakın buradaki yapıyı aynen buraya taşıyorum ve diyorum ki mein Sohn kann lesen. Obwohl er 4 Jahre alt ist, oğlum okuyabiliyor, 4 yaşında olmasına rağmen demiş oluyoruz. Tabii güzel Türkçe'de bunu birebir çevirdiğimizde birazcık devrik cümle gibi gelebilir kulağa. Ancak Almanca'da bu böyle değil arkadaşlar. Her iki türlüsünü kullanabiliyoruz. Yani ister obwohl cümle başında ya da obwohl İki cümlenin arasında hiç fark etmez. Aynı anlamı ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Demek ki ben obwohl mein Sohn 4 Jahre alt ist, kann er lesen diyebileceğim gibi mein Sohn kann lesen, obwohl er 4 Jahre alt ist demiş oluyorum. Bakın burada fark ettiyseniz obwohl iki cümlenin ortasında bağlaç noktasında ne oluyor? Er 4 Jahre alt ist. Bakın sein bu sefer. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Yukarıda olduğu gibi sein cümlenin sonuna gitmiş. Bu öğelere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor ki düzgün kurallı bir cümle oluşturalım. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ihr seid gute Freunde. Ihr trefft euch selten. Evet. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Ihr seid gute Freunde. Siz iki, daha doğrusu sizler iyi arkadaşsınız. Ihr trefft euch selten, nadir, değil mi? Selten, nadir demek. Sich treffen, bu refleksif bir fiil arkadaşlar. Buluşmak. Şimdi sich treffen ne oluyor? Euch treffen şeklinde yorumlanıyor. Öyle değil mi? Refleksif fiillerle ilgili konuda bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar o ilgili ders videosunu izlesinler. Bakın, sich treffen, dolayısıyla ikinci çoğul olarak ele aldığımızda ihr trefft euch diyoruz. Sizler nadiren buluşuyorsunuz dediğimizde ihr trefft euch selten. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getireceğiz ve diyeceğiz ki sizler iyi arkadaş olmanıza rağmen nadir bir araya geliyorsunuz, nadir buluşuyorsunuz. Şimdi ben bunu nasıl yapabilirim? Obwohl ile yapabilirim. Dolayısıyla obwohl cümle başına alındığında ne olacak? Obwohl ihr gute Freunde seid. Bakın, iyi arkadaş olmanıza rağmen trefft ihr euch selten. Nadiren buluşuyorsunuz demiş oluyoruz. Bakın burada virgülden sonra ne oldu? Eylemimiz geldi. Az önce eylem değil de modal fiil gelmişti. Neden? Çünkü modal fiilli cümlelerde ne oluyordu? Virgülden sonra modal fiil, onun ardından ne geliyordu? Mastar olarak fiilimiz cümlenin sonuna gidiyordu. Ancak burada herhangi bir modal fiil olmadığı için ne yapıyorum?
fiilimi virgülden sonra getirmiş oluyorum. Dolayısıyla trefft ihr euch selten ile cümleyi sonlandırıyorum. Demek ki obwohl ihr gute Freunde seid virgülümü getirdim. Trefft ihr euch selten demiş oldum. Şimdi obwohl'u iki cümlenin ortasına getirdiğimde ne olacak? Ihr trefft euch selten. Nadiren buluşuyorsunuz. Obwohl ihr gute Freunde seid. İyi arkadaş olmanıza rağmen. Bakın ne oldu arkadaşlar? Buradaki yapıyı ben aslında hiç değiştirmedim. Ne yaptım? Yerine koymuş oldum. Aslında yaptığım şey çok basit, gayet anlaşılır. Buradaki yapıyı, virgülden önceki yapıyı virgülden sonraya taşımış oldum. Burada da virgülden sonrakini cümle başına taşımış oldum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Dolayısıyla ihr trefft euch selten, obwohl ihr gute Freunde seid, ya da obwohl ihr gute Freunde seid, trefft ihr euch selten diyebiliyormuşuz. Üçüncü örneğe baktığımızda Melanie hat keinen Führerschein. Evet, Melanie bu bir kadın ismi. Der Führerschein ehliyet demek arkadaşlar. Melanie'nin nesi yokmuş arkadaşlar? Ehliyeti yok diyor cümlemiz. Sie möchte ein Motorrad kaufen. Evet, das Motorrad motosiklet demek arkadaşlar. O motosiklet satın almak istiyor. Bakın burada möchten var. Buna dikkat edelim. Möchten var. Dolayısıyla obwohl ile başladığımızda obwohl Melanie keinen Führerschein hat virgülümü getirdim. Möchte ile devam ediyor cümlemiz. Möchte sie ein Motorrad kaufen. Şimdi burada möchte olmasaydı arkadaşlar ne olacaktı? Eylem gelecekti. Söz gelimi burası. Sie kauft ein Motorrad deseydik ne olurdu? Kauft sie ein Motorrad şeklinde ele alınırdı. Ancak möchten olduğundan dolayı ne oldu? Möchte sie ein Motorrad kaufen şeklinde yorumlanıyor. Bakın her şey yerli yerinde. Eylemimiz haben ne olacak? Virgülden önce gelecek. Virgülden sonra fiilim geliyor. Ancak modal fiil kapsamında möchten olduğundan dolayı değil mi? Ne olacak? Möchte sie ein Motorrad kaufen demiş oluyoruz. Şimdi biz bu yapıyı cümlenin başına getirecek olsak arkadaşlar ne olurdu? Ne yapacaktım burada? Özlem Melanie. Dolayısıyla Melanie ile başlayacağız. Melanie möchte ein Motorrad kaufen diyoruz. Bakın burada aslında ne yapmış olduk arkadaşlar? Buradaki en baştaki yapıyı değil mi? Sie möchte ein Motorrad kaufen. Buraya getirdik. Tek bir farkla Melanie öznesini getirdim sie yerine. Dolayısıyla Melanie möchte ein Motorrad kaufen, obwohl sie keinen Führerschein hat demiş oluyoruz ve ne oldu? Fiilim haben cümlenin sonuna gitmiş oldu değil mi arkadaşlar? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi haben akusatif gerektirdiğinden dolayı der Führerschein ne olacak? Den Führerschein ve olumsuzluk yaptığımızda ne olacak? Keinen Führerschein şeklinde ele alınması gerekiyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üstünden güzel bir telaffuzla bir üstünden geçelim. Mein Sohn kann lesen. Er ist 4 Jahre alt. Mein Sohn kann lesen. Er ist 4 Jahre alt. Obwohl mein Sohn 4 Jahre alt ist, kann er lesen. Obwohl mein Sohn 4 Jahre alt ist, kann er lesen. Mein Sohn kann lesen, obwohl er 4 Jahre alt ist. Mein Sohn kann lesen, obwohl er 4 Jahre alt ist. Ihr seid gute Freunde. Ihr trefft euch selten. Ihr seid gute Freunde. Ihr trefft euch selten. Obwohl ihr gute Freunde seid, trefft ihr euch selten. Obwohl ihr gute Freunde seid, trefft ihr euch selten. Ihr trefft euch selten, obwohl ihr gute Freunde seid. Ihr trefft euch selten, obwohl ihr gute Freunde seid. Melanie hat keinen Führerschein. Sie möchte ein Motorrad kaufen. Melanie hat keinen Führerschein. Sie möchte ein Motorrad kaufen. Obwohl Melanie keinen Führerschein hat, möchte sie ein Motorrad kaufen. Obwohl Melanie keinen Führerschein hat, möchte sie ein Motorrad kaufen.
Melanie möchte ein Motorrad kaufen, obwohl sie keinen Führerschein hat. Melanie möchte ein Motorrad kaufen, obwohl sie keinen Führerschein hat. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Sabine kann nicht gut kochen. Evet, Sabine bir kadın ismi arkadaşlar. Kann nicht gut kochen. İyi yemek yapamıyor değil mi? Pişiremiyor. Sie hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Bakın burada bir geçmiş zaman yapısı değil mi var? Hat eingeladen. Einladen ne demekti? Davet etmek demekti. Sie hat ihre Freunde zum Abendessen, akşam yemeğine çağırdı. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde yemek yapmasını bilmediği halde ne yapıyor? Arkadaşlarını çağırıyor. Değil mi? Bu anlamı ne getirecek arkadaşlar? Obwohl kelimesi getirecek. Dolayısıyla bakın obwohl ile başladığımızda obwohl Sabine nicht gut kochen kann, Sabine iyi yemek yapamamasına rağmen diyor değil mi bu cümle? Hat sie ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Ne yapmış? Arkadaşlarını çağırmış değil mi? Yemek pişirememesine rağmen arkadaşlarını akşam yemeğine çağırdı demiş oluyor. Bakın burada da gene kuralımız aynı arkadaşlar. Eğer dediğim gibi modal fiil varsa ne oluyor? Mastardan sonra burada kochen, mastar haldeki fiilim kochen'dan sonra kann değil mi gelmiş, virgülümü ayırıyorum ve ondan sonra bir sonraki cümle perfekt zamanı gerektirdiğinden dolayı ne oluyordu? Yardımcı fiil gerekiyordu. Ya haben ya da sein. Burada şimdi haben olduğuna göre hat sie ile devam ediyor cümle ve ne olmuş? Eingeladen, yani buradaki asıl fiilim değil mi? Davet etme fiili perfekt zamanda eingeladen oluyor. Cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor. Bu yapılar mutlaka yerli yerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü işte kaydıracak olursak asla öyle bir şey yapamayız. Çünkü diğer türlü cümlenin bütünlüğü bozulmuş olur, yanlış olur. Bu durumda obwohl Sabine nicht gut kochen kann, hat sie ihre Freunde zum Abendessen eingeladen diyormuşuz. Obwohl kelimesi ortaya girecek olsa ne olur? Sabine hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Bakın cümle gayet kurallı bir şekilde değil mi? Sabine ne yaptı? Arkadaşlarını akşam yemeğine çağırdı demiş oluyor bu cümle. Hemen ardından virgülümü ayırıyorum ve ne yapıyorum? Obwohl cümlesi kuruyorum. Obwohl sie nicht gut kochen kann. Ne olmuş arkadaşlar? İyi yemek pişirememesine rağmen anlamı doğmuş oluyor. Bakın burada ne oldu? Kochen kann şeklinde sonlanmış oldu. Bakın buradaki yapıyı aslında ne yapmış oldum? Yer değiştirmiş oldum. Buradaki obwohl ve yan cümle değil mi? Ne olmuş oldu? Yerlerini değiştirmiş oldum. Tabii tek bir farkla burada özneyi mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Cümlenin başına getirmemiz gerekiyor değil mi? Beşinci örneğimize bakalım. Beşinci örnek ne diyor arkadaşlar? Meine Schwester hat gestern einen Drucker gekauft. Evet, der Drucker yazıcı demek arkadaşlar. Bir yazıcı satın aldı. Bakın burada da gene ne var? Perfekt yapıda hat gekauft görüyoruz. Satın aldı değil mi? Ablam ya da kız kardeşim dün bir yazıcıyı satın aldı gibi çevirebiliriz. Çünkü tabii o şekilde ifade etmiyoruz güzel Türkçe'de. Yazıcı aldı diyoruz. Ancak Almanca'da bu akusatifi gerektiriyor arkadaşlar. Er ist schon kaputt. Çoktan bozuldu bile anlamı doğuyor değil mi? Er ist schon, schon neydi? Çoktan, bu bir pekiştireçti değil mi? Dolayısıyla er ist schon kaputt. Er'dan kasıt ne? Der Drucker değil mi? Oraya bir gönderme yapıyor. Yani biz şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Kız kardeşim yazıcı aldı. O çoktan bozuldu. Dün almış olmasına rağmen değil mi? Dün satın almış olmasına rağmen kız kardeşim yazıcıyı bozuldu bile gibi çevirmiş oluyorum değil mi? Yani dün satın almış olduğu yazıcı, kız kardeşimiz satın almış olduğu yazıcı bugün bozuldu
dün satın almış olmasına rağmen dediğimizden dolayı obwohl ile başlıyoruz. Bu durumda obwohl meine Schwester gestern einen Drucker gekauft hat diyorum. Ve virgülümü ayırıyorum. Ist er schon kaputt. Bozuldu bile demiş oluyorum. Demek ki burada ne yapacağız arkadaşlar? Cümle yapısına, bu öğelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi obwohl'u ortaya getirecek olsaydık çok manasız bir şey olacaktı arkadaşlar. Bozuldu bile satın almış. Yani çok böyle abuk bir anlamı olacaktı. O sebepten obwohl ile başlamamız daha doğru. Dediğim gibi bu noktada obwohl'u ortaya koyacak olursak çok böyle anlamsız bir ifade olacaktı. O sebepten bu şekilde yazmayı uygun buldum ve son örneğimize bakalım. Maria hat hohes Fieber. Evet, hohes Fieber yüksek ateş değil mi? Maria bu bir kadın ismi, yüksek ateşi var. Sie geht zur Uni. O üniversiteye gidiyor. Tabii üniversite şeklinde de uzun uzadı yazabileceğimiz gibi Uni şeklinde de yazabiliyoruz. İkisi de aynı anlamda üniversite demek. Şimdi yüksek ateşi olmasına rağmen Maria ne yapıyor? Üniversiteye gidiyor dediğimizde obwohl ile başlayacak olursak cümlemize obwohl Maria hohes Fieber hat virgülümü getirdim geht sie zur Uni. Bakın ne oldu arkadaşlar? Virgülünden sonra eylemimle devam ettim gidiyor anlamına gelen değil mi? Geht sie ile cümlemiz ne oluyor? Devam etmiş oluyor. Obwohl iki cümlenin ortasında olsaydı ne olacaktı? Maria geht zur Uni diyecektim. Virgülümü getirecektim ve obwohl sie hohes Fieber hat şeklinde yorumlayacaktım. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sabine kann nicht gut kochen. Sie hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Sabine kann nicht gut kochen. Sie hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Obwohl Sabine nicht gut kochen kann, hat sie ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Obwohl Sabine nicht gut kochen kann, hat sie ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Sabine hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen, obwohl sie nicht gut kochen kann. Sabine hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen, obwohl sie nicht gut kochen kann. Meine Schwester hat gestern einen Drucker gekauft. Er ist schon kaputt. Meine Schwester hat gestern einen Drucker gekauft. Er ist schon kaputt. Obwohl meine Schwester gestern einen Drucker gekauft hat, ist er schon kaputt. Obwohl meine Schwester gestern einen Drucker gekauft hat, ist er schon kaputt. Maria hat hohes Fieber. Sie geht zur Uni. Maria hat hohes Fieber. Sie geht zur Uni. Obwohl Maria hohes Fieber hat, geht sie zur Uni. Obwohl Maria hohes Fieber hat, geht sie zur Uni. Maria geht zur Uni, obwohl sie hohes Fieber hat. Maria geht zur Uni, obwohl sie hohes Fieber hat. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde obwohl yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.